Değerli dostlar, bu videoyu çekmemin sebebini anlatayım size. Ne tıbbi olarak ne de ekonomik olarak konunun ciddiyeti tam anlaşılmamış gibi geldi bana. O yüzden bugün nöbetçi olduğum Altınbaş Üniversitesi'nden size bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Bir kere efendim, hatırlar mısınız, bu Türk genine uğramıyormuş bu virüs diye açıklayan tuhaf insanlar vardı, kendilerini uzman diyen. Şöyle olmadığı ortaya çıktı. Rakamları görüyorsunuz. İki tane vefatımız var maalesef. Hatta bir tanesi de saklandı sanıyorum. En sonunda ortaya çıktı. Tabii bunlar önemli bilgiler. Bugün de bakıyorum, ekonomiyle alakalı öyle konuşmalar yapılıyor ki mesela 3 hafta sonra işte bu durgunluk bitecek. Bir 3 hafta çekeceksiniz bunu vesaire diye. Arkadaş, hiç öyle bir şey yok. Haberiniz olsun yani. Ayrıca bunu altını çizerek söylüyorum. Yani bu iş çok uzun sürecek. Ama bunu moralinizi bozmak için söylemiyorum. Ne olacağının farkında olun. Ona göre herkes pozisyon alsın. Mesela millet diyor ki ya bu normal gripten de bir sürü insan ölüyor. Niye bunu önemsediniz? Ya arkadaş, gripten ölen insan sayısı 1000'de 1. Daha da düşük hatta. Ama koronada ölenleri söyleyeyim. Bazı ülkelerde %7'ye çıkmış. Yani anlamadınız mı hala bunun ne kadar riskli bir şey olduğunu? Ve hala şu saate kadar spor karşılaşmaları alakalı henüz bir karar alınmamıştı. İnşallah ben bu videoyu tamamlayıp ondan sonra YouTube'a yüklemeden bir karar alırlar, basiretli bir karar da bu sporcuları millet eve tıkıldı diye gladyatör dövüşleri gibi insanlara göstermek ve eğlendirmekten vazgeçerler. Çok ayıp bir şey bu. Yani seyircilerin canı can ama oyuncuların canı can değil. Ayrıca bir de fabrikalarını, ticaret hanelerini hala çalıştırmak isteyenler var. İnsanlar buraları toplu taşıma araçlarıyla geliyor. Hala mı bununla ilgili bir önlem alınmıyor? Bunu anlamıyorum. Uzaktan erişimle insanlar işlerini görebiliyor. Tamam, fabrikalarınız varsa da arkadaş, bir kişinin canına bile değmez. Hani bunun farkında değil misin? Yani senin affedersin üretimin olacak da senin ciron düşmeyecek diye o kişiyi niye canından etmeye çalışıyorsun? Dolayısıyla veya bu kişinin yakınlarını, hani gençlerde olmuyor, yaşlılarda oluyor deniyor ya. O yüzden lütfen biraz basiretli olalım, biraz bilim insanları dinleyelim. Ayıp denen bir şey var ayrıca. Ya onu da söyleyeyim. Şimdi dünya bunu ne kadar ciddiye alıyor? Gelin biraz anlatayım size. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı paket $1.2 trilyon. Ya şaka değil, ha, çok büyük rakam bu. $1.2 trilyon'dan bahsediyorum. İngiltere 330 milyar sterlin paket açıkladı. Üstüne de 20 milyar ekledi. Fransa, söyleyeyim size, 300 milyar euro açıkladı. Üstüne de 45 milyar euro nakdi gayri nakdi destek ekledi. İspanya, onun durumu belli, biraz kötü ama o bile 100 milyar euroluk bir mali destek paketi açıkladı. Biz dünkü paketi açıklamadan 2 saat evvel Polonya 52 milyar euroluk destek paketi açıkladı. Şimdi baktığınız zaman herkes ciddiye alıyor kendi milli gelirinin ciddi bir yüzdesi kadar bu işe destek verirken bizde açıklanan paket 100 milyar lira. Niye? Çünkü devletin gücü bu kadar. Ha şunu diyebilirsiniz ki ya arkadaş, dağ fare doğurdu bilmem ne falan, haklısın. Ya bir şekilde de haksızsın böyle bir şey söylersen. Neden? Çünkü bu kadar devletin gücü. Şuna kızabilirsiniz ama iyi günlerde bütçeyi bu kadar açık verdirmenin manası var mıydı diye. Evet, doğru, haklısınız. Ona bir şey demiyorum. Ama şimdi biz bu şartlara göre bir ceket dikmek zorundayız. Yani eleştiri günü değil bugün. Bugün ne yapacağız? Eldeki varlıkla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle hükümetimiz diyor ki 100 milyar dolarlık ben bir destek vereyim. Bunun zaten çarpan etkisi bugünkü yazımda belirttiğim gibi 1'e 3, 1'e 4 nispetinde olacak. İşte buradan 400-500 milyar liralık bir belki bir can suyu, bir nefes alma yaratılabilir. Şimdi efendim, banknot matbaası çalışacak, haberiniz olsun. Zaten çalıştı bile. Bir aydır bakıyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işte analitik bilançosuna vesaire. 12 milyar liralık zaten para basılmış olduğu gözüküyor. Bütün dünyada da böyle olacak. Yani Avrupa Merkez Bankası paket açıkladı, büyük ihtimalle piyasaya para salacak. Amerikan Merkez Bankası piyasaya para salacak. Bunlar ayıp değil. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki hiçbir ekonomik krize falan benzemiyor. Neden? Çünkü ekonomik krizde bir kere yumruğu yiyorsunuz. Kalkmaya çalışıyorsunuz. Yani siz yerdeyken kimse vurmaya falan kalkmıyor. Bu öyle değil. Burada nereden yumruğun geleceği belli değil, ne kadar uzayacağı belli değil. Mesela normalde boksörün yine çıktığınız zaman işte 3 dakika değil mi? 3 dakika falan değil bu. Kaç dakika olacağı da bilmiyorsunuz. Yani bir şekilde bitecek ama ne zaman bitecek bilmediğiniz için bilmediğimiz karanlık sulardayız. Bu fırtınalı sulardan geçmek için ilk önce bu tekneye bir bakmak lazım. Teknede hasar var mı, su akıtıyor mu vesaire de, yoksa buraları biz geçemeyiz. Şimdi bakın, iki tane önemli unsur var. Bir, moral kaynağı, iki, para kaynağı. Bu ikisi de sağlam olursa
bundan çabuk geçeriz. Para kaynağı sağlam değil bizde. Ama şimdilik moral kaynağı o kadar kötü değil. İnsanlar işte espri yapıyor, sosyal medyayı falan görüyorum. Yani biz daha tam olarak bir ayı geçmediğimiz için bu konuda ciddi bir moral bozukluğu olmadığını söyleyebilirim. Yavaş yavaş başlıyor. Ama onu söyleyeyim. Yani eve tıkılmış insanların moral bozukluğu bir kenara, bir de işte ücretsiz izinler falan filan başlayacak. Dolayısıyla burada mutlaka devletin ve özel sektörün ve vatandaşın omuz omuza durması lazım. Öyle herkes birbirine yüklemeye çalışırsa bu krizin maliyetini, bu olmayacak. Şimdi demek ki bizim beklentileri doğru yönetmemiz lazım. O yüzden insanları böyle olumlu bir ruh haline sokayım diye de yalan söylememek lazım. Mesela ekonominin sadece 3 hafta durgunluk yaşayacağını iddia etmek lafı güzel. Böyle bir şey olamaz. Daha uzun sürecek bu. Lütfen artık mantıklı olalım. O yüzden eski krizlerin reçetesi farklı. Şu an yaşadığımız şeyin reçetesi farklı. Bir kere bunun altını çizelim. Ha, bu arada firmalar durdu. Firmalar durduğu zaman yapılacak en güzel şey atı tımar etmek. Hep aynı şeyi söylüyorum. Koşan atı tımar edemezsiniz. O yüzden atı çok koşturduk. Şimdi atın sağa solu yaralanmış veya teknenin sağa solu hasar görmüş. Şimdi bu hasar gören tekneyi veya yaralanmış atı, yorduğumuz atı biraz dinlendirmemiz lazım. Ve şuna karar vereceğiz. Artık Türkiye aramalı üreten bir Türkiye olması lazım. Yani 121 milyar dolar aramalı ithal ediyoruz. Bunun yarısını falan biz üretebiliriz Türkiye'de. Ama bunu yapmadık. Niye? Çünkü inşaat yapmak daha çok hoşumuza gitti. Dün açıklanan destek paketinde de bir baktım, yine konuta falan destek var. İlginç. Yani asıl da ihracatlı sektörlere A'dan Z'ye çok ciddi destek vermeliyiz. Ama konutla alakalı destek paketi falan çıkıyor. Aslında bir destek de yok yani. Hem satın alma şartlarını, bu mortgage dediğimiz konut kredilerindeki yaklaşımları biraz düzelttiler ama tabii insanlar irite oluyor böyle şeyleri görünce. Özellikle sanayiciler, onu da söyleyeyim. Şimdi burada en iyi durum psikolojiyi yönetmek. Psikolojiyi yönetmek de gerçekçilikli olur. Yani bir doktora gidiyorsunuz, işte doktor bey nedir durum? Doktorlar genellikle şöyle der, çok kötü der. Niye? Çünkü eldeki bulgularla en kötüsünü söylerler ki iyisi ortaya çıktığında biraz sevinelim diye. Şimdi ben size son gelen raporların neticesinde bir konsolidasyon yapacağım ve dünya ekonomisi ve gelişmekte olan ekonomiler, sonunda Türkiye ne hale gelecek, onu bir anlatacağım. Şimdi efendim, eğer iş böyle giderse, yani Çin'de durmuş, Wuhan'da işte vaka sayısı sıfırmış bugün ama daha dünyada alabildiğine gidiyor, daha bizde sıra, yani daha sıra bize yeni geldi. Şimdi dünya ekonomisini biz sene başında %2.6 büyüyeceğini düşünüyorduk. Şimdi 0.5, yani %0.5 büyüyecek diyor. Ben demiyorum ha, uluslararası kuruluşlar diyor. Bu demektir ki gelişmiş ülkeler %-0.8 büyüyecek. Yani daralacak. 0.8, %1'e yakın daralacak. Buralara mal satanlar varsa ve buralarla iş yapan varsa üzgünüm. Yani bu ama kötü senaryo. Bu yüzden bu kötü senaryoya göre bakın, bunun iyisi olursa sevinim. Gelişmekte olan ülkeler %2.5 büyüyecek. Biz genellikle bu ortalamanın altında kalıyoruz, onu söyleyeyim. Çin %4 ile 5 arası büyüyecek. Çünkü %6-7 büyüyen ülkeden bahsediyoruz. Yani ağım şahım bir düşüş değil gibi gözükse de çok büyük bir düşüş. Çin için %4 mesela durgunluk demek. Diğer ülkelere baktığımızda da diğer gelişmekte olan ülkeler %2.4 büyüyecek deniyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu hesapla ne kadar büyüyor biliyor musunuz? 2-2.5 arası büyür. Siz kendinizi buna göre hazırlayın. Yani nasıl geçecek bu çeyrekler? Şimdi birinci çeyreği zaten ondan sonra geride bırakmak üzereyiz. Birinci çeyrek kötü geçecek. Yani rakam kötü gelecek. İkinci çeyrek rakamı çok kötü gelecek. Üçüncü çeyrek rakamı biraz toparlayacağız. Dördüncü çeyrek rakamı da yani kötünün çok iyisine doğru gidiyoruz. Yani yavaş yavaş toparlanma başlıyor. Bu demektir ki bizim 2020 yılı için beslediğimiz tüm hayalleri 2021'e ertelediğimiz anlamına geliyor. Ne yapmamız lazım? Bu ara dönemi morali çok bozmadan devam et. Ama yalanlarla değil. Yani böyle ekonomi çok iyi, merak etmeyin, işte dünyanın en güçlü ülkesi bizmişiz falan gibi bunlarla değil. Hakikaten gerçekleri karşımızda konuşarak devam etmek zorundayız. Şimdi peki sermaye piyasaları ne yapacak? Değerli dostlar, bir kere dünyanın toparlandığını diğer önceki krizlerdeki gibi önce uzak doğudan anlayacağız. Çünkü uzak doğudaki para ve sermaye piyasaları çabuk toparlanıyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne hemen toparlanma geliyor. Biz arada bir yerde toparlanırız, merak etmeyin, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yaşananlardan çok ciddi bir ders almış olması gerekiyor. Yani biz
moralimizi bozmayacağız ama tedarik imkanlarımızla alakalı bir sıkıntı olduğunu kabul etmeliyiz. Efendim bir kere dün açıklanan pakette başka şeyler görmek isterdim ben. Yani mesela ne görmek isterdim söyleyeyim. Zorunlu mal, yani insanların gelirleri ne olursa olsun mecburen satın almak zorunda oldukları mal ve hizmetler için bir ÖTV, KDV indirimi beklerdim ben. Efendim şirketlerin istihdamı elinde tutmaları için kredi kolaylığı değil, tam tersi devletin parmağını taşın altına koymasını beklerdim ben. Erteleme değil, yani bir bakıyorsunuz devlet hiç alacağından vazgeçmiyor. Ama sürekli onu erteliyor. Faiz işletmiyor Allah'ıma şükürler olsun ama sonunda onu tahsil edecek. O yüzden ben tabii ki dünkü destek paketi bir başlangıçtır, bir kilometre taşıdır. Üstüne yeni paketler geleceğini tahmin ediyorum ama benim söyleyeceğim şey şu, yani biraz daha fazla yardım yapılmalı özel sektöre ve vatandaşa. Emeklilerle alakalı, 80 yaşın üzerindekilerle alakalı kararlar çok doğrudur, çok insancıldır. Bunları kabul ediyorum. Ancak devletimiz her yere para buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 12 milyar lira bütçe ayıran devlet pekala bulur. Yani buralara da para. O yüzden yani şunu diyeceğim. Sadece özel sektörün, sadece vatandaşın sırtına yüklememek lazım bunu. Devletin biraz nakdi kaynak enjekte etmesi lazım. Yani bankaların parası zaten bizim paramız. Yani özel sektörün parası, devletin kendi kaynaklarını oraya sevk etmesi lazım. Yani bankaların üzerinden bir para enjeksiyonu değil, tam tersi devletin belki de bankaların elindeki kağıtları alıp verin bana bono tahvillerinizi, buyurun size parayı, biz bu süreyi böyle atlatacağız demesi lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyorsa bizim devletin öyle yapması lazım. Ne demek istiyorum? Bankaların ve finans kurumlarına diyecek ki ben size para veririm, bana kabul edilebilir bir şeyler verin, aktifler. Sonra bir süre sonra ben bu aktifleri geri vereyim, siz de bana paramı geri verin. Çünkü bu parayı işletip para kazanacaksınız demesi lazım. Başka türlü biz bunun altından kalkamayız. O yüzden bazı sektörlerde hala kısa vadeli çözümler önerildiğini duyuyorum. Olmaz, böyle atlatamayız biz bu krizi. Haberiniz olsun. Ben daha fazla bilgilendirme yapacağım önümüzdeki günlerde. Dün açıklanan paket kötü bir paket değil. Fakat bu pakete ek paketlerin gelmesi lazım. Devletin parmağını taşının altına tam olarak koyması lazım. Yani sadece kamu bankaları değil, özel bankalara da maddi kaynak destek falan vermesi lazım. Bunu da nasıl yapacak? Örnekleri dışarıda işte yapılıyor. O örneklerin aynısını yapacak. Diyecek ki devlet ver bana kardeşim kağıtlarını. Ondan sonra ben de sana para vereceğim ama seni denetleyeceğim. Yani vatandaşa düzgün bir şekilde kredi veriyor musun? Özel sektörü düzgün bir şekilde kredi veriyor musun? Kredileri yeniden yapılandırıyor musun? Ben bu parayı sana bunun için verdim demesi gerekiyor. O yüzden hem elimizi vicdanımıza koyacağız hem de parmağımızı da taşın altına koyacağız. Bu süreci böyle atlatacağız. Bu süreç uzun sürecek. Bekleyin, daha hastalıkla alakalı daha çok bilgi gelecek bize. Bilgiler yağmaya başladığında şundan da korkuyorum. CDS primlerimiz 600'e yaklaşmış durumda. Yani dünyanın en riskli ülkelerinden bir tanesi gibi tanımlanıyoruz şu an. Buna da dikkat edin. Ve Türkiye'de bu vakalar arttıkça, hani biz kapıları kapattık ya insanlara. İnsanlar da bize kapılarını kapatabilir. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri der ki ya biz bir bela daha istemiyoruz. Ondan sonra dolayısıyla uçuşları tamamen durduruyoruz diyebilir. Veya Türkiye'den mal kabul etmiyoruz diyebilir. Yani en kötüsüne hazırlanalım. Ondan sonra iyi bir şeyler olduğunda da ne yaparız? Bunun sefasını süreriz. Zor günler bizi bekliyor. Ama Kanada Başbakanı ne diyor? Zor günler bizi bekliyor ama işin iyi tarafı hep beraber bunu çekiyoruz diyor. Yani hep beraber olabilmek lazım. Bu hep beraber olmak da kanaat liderlerinin vazifesinde. Yani onların ayrıştırıcı değil birleştirici mesaj veriyor olması lazım. Efendim hepinize hoşça kalın diyorum. Sabır diyorum. Sükunet diyorum. Ama şikayetlerinizi de tabii uygun bir dille söylemeye devam edin. Ya siz söyleyin ya bana söyleyin. Bizim gibi insanlar bunları yansıtsın. Ama bu süreci bir geçelim. Bu süreci geçtikten sonra belki tartışacak çok şey çıkacak. Kolay gelsin efendim. Sağ olun.